Birleşik Metal İş Üyesi metal işçileri düşük ücrete, 3 yıllık sözleşme dayatmasına ve uzlaşmacı sendikal anlayışa karşı 29 Ocak'ta greve çıkıyor. DİS Genel Merkezi'nde grev tarihini belirleyen Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 12 bin işçi adına alınan grev kararının amacını metal işçilerinin işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzeninin yıkılması mücadelesine katkı vermek olarak açıkladı. Serdaroğlu, insanca yaşama ve insanca çalışma koşulları için dayanışma çağrısında bulundu. Patronların kölesi olmayacağız. Mesin düşük ücret ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına karşı 29 Ocak'ta göreve çıkacak olan Birleşik Metal İş, Şişli'de bulunan DİS Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına DİS Genel Başkanı Kanibeko'nun yanı sıra DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri ve metal fabrikalarından iş yeri temsilcileri de katıldı. Metal İş Kolu Grup toplu iş sözleşmelerinin emekle sermaye arasındaki mücadelenin önemli alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu dayanışma çağrısında bulundu. Metal İş Kolu Grup toplu iş sözleşmeleri emekle sermaye açısından sermayenin arasındaki mücadelenin önemli adımlarından bir tanesidir. Metal iş konunun ekonomide kapsadığı alan ve işlevselliği nedeniyle grup toplu iş sözleşmeleri iş kolunun kapsadığı alanın çok üzerinde bir etkiye sahiptir. Mücadelemizin hedefinin kamuoyu tarafından iyi anlaşılması için bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Birleşik Metal İş emeğinin karşılığını alamadığı için greve çıkıyor. Birleşik Metal İş dayatmaları kabul etmediği için greve çıkıyor. Birleşik Metal İş ücret adaleti için iyileştirme yapılmadığı için greve çıkıyor. Birleşik Metal İş 3 yıllık sözleşme sürecinin ücret zam yöntem ve miktarları ile birlikte ucuz işçiliği kalıcılaştırma sonucu doğurması nedeniyle greve çıkıyor. Birleşik Metal İş metal işçilerinin insanca yaşayıp insanca çalışması için greve gidiyor. Grevin yalnızca Birleşik Metal İş'in grevi olmadığını belirten DİS Genel Başkanı Kanibeko da grev önce Türkiye işçi sınıfının grevi ve dolayısıyla DİSK'in grevi dedi. Yapılacak olan grevin Birleşik Metal İş Sendikamızın grevi olmadığını, bu grev önce Türkiye işçi sınıfın grevi ve dolayısıyla DİSK'in grevi olduğunu, Türkiye'de emekten, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olanların grevi olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve aklı olan, direnecek olan grevdeki arkadaşlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum. Biz onlarla beraberiz, onların yanındayız. Eğer grev çadırları kurulursa, biz DİSK'e bağlı önce sendikalarımızla onların yanında yer alacağımızı, onlarla birlikte bu mücadelenin içine atılacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önce televizyonumuza konuşan iş yeri temsilcileri fabrikalardaki hazırlıkları anlattı. Tabii zor bir süreç bizi bekliyor. Bu süreç doğrultusunda da kenetlenmiş bir durumdayız. Metal işçileri kenetlenmiş bir durumda. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şu anda fabrikalarda bir coşku hakim. Arkadaşlarımız bizden gelecek atraksiyonları bekliyorlar, öyle söyleyelim ben sizlere. Sarı Sendika'daki işçilerin de bizlere mutlaka destek sunmaları gerekir. Tek bir beklentimiz bu. Biz ya evet 10 bin kişi, 15 bin kişiyle değil, 150 bin, 200 bin kişiyle bunu başaracak.